Zetek'e hoş geldiniz. Yine bir yol videosundayız. Ancak bu sefer araç farklı. Aslında dün çektiğim videoda, yani daha doğrusu çarşamba günü yayınladığım videoda bahsetmiştim. Aracı değiştirdim arkadaşlar. Daha önce Citroen C5 Aircross kullanıyordum. Ancak Peugeot'un bu yeni çıkardığı 408, ki şu an bir 408'in içindeyim. Tasarım olarak, teknik özellik olarak çok dikkatimi çektiği için bu aracı almak istiyorum. Ancak birkaç ay önce kendi aracımı satmak istediğim zaman araç fiyatları düşeceğinden dolayı, yani öyle bir söylenti çıktığı için, ki gerçekleşti o söylenti, uzun süre araç satılmadı ve yaklaşık 15-20 gün önce C5 Aircross'umuzu sattık ve bu aracı aldık. Bir kere şunu söyleyeyim, aracı Ankara'dan teslim aldım. Çünkü İstanbul'daki bayilerle Ankara'daki bayiler arasında yaklaşık 50 bin lira fark var. Ben bu aracı Ankara Göral'dan aldım ve İstanbul'da en ucuz fiyat veren bayiler arasında 50 bin lira fark var arkadaşlar. O yüzden hem zaten eşimin ailesi Ankara'da olduğu için onları da ziyaret etmiş olduk, hem de aracı oradan teslim aldık. Şu an Ankara'dan yola çıkalı, şöyle bakayım, 139 kilometre olmuş. 6,5 kilometre ortalamayla geliyoruz. Tabii ki yolculuğun sonunda bu veriyi size güncelleyeceğim ama 139 kilometre, 30-40 kilometre de Ankara'nın içinde yaptık. Şu zamana kadar edindiğim tecrübelerle ve yol boyunca edineceğim tecrübelerle Citroen C5 Aircross'u karşılaştırmak istiyorum. Bu aracın çok daha üstün olduğu yönler var. İşte teknolojik ve donanım olarak bendeki Shine paketti. Ondan bayağı bir ekstra özellikler var. Öğrenemedik yani. Birazcık tabii kullanmak lazım. Satıcı arkadaş anlatacaktı ama hani orada anlatılan şeyin de çok akılda kalma ihtimali olmadığı için kendimiz videoları izleyerek ya da kendi kendimize çözeceğimizi düşünüyorum. Ufak tefek şu ana kadar yaşadığım tecrübelere göre en büyük farklardan bahsedeyim. Bir kere C5 Aircross'un 2022 Shine paketi için konuşuyorum. Android Auto'yu kabloyla bağlanıyorduk arkadaşlar. Kablosuz Android Auto bağlantı şansımız yoktu. Bu araçta öyle bir problem yok. Telefon aracın tesisatına, aracın sistemine kablosuz bir şekilde bağlanıyor. C5 Aircross'umuz dizeldi. Biliyorsunuz Peugeot Citroen grubunun meşhur dizel otomobili. Yakıt olarak tabii ki çok iyiydi. Yani ne yaparsanız yapın 6-6,5 litrenin üzerlerine pek çıkaramıyordunuz. 2022 modelde içeride bagaj kapağını açan düğmeye kaldırmışlardı. Bu araçta o düğme geri gelmiş. Koltuk ısıtması bu araçta da var. Ancak bu araçta ek olarak masaj var arkadaşlar. Bu aracın ön koltuklarının ikisinde de C5 Aircross'tan farklı olarak masaj özelliği de var. Bu araçta yine direksiyon ısıtma var. Az önce keşfettik. Hiç haberimiz bile yoktu. Direksiyon bayağı, özellikle kışın işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Ki İstanbul'da çok yoğun bir kış olmuyor ama yine de bazen orayı tutmakta zorlandığım sabahlarda açarım onu diye düşünüyorum. Yine C5 Aircross'tan farklı olarak C5 Aircross'ta şoför koltuğu elektrikliydi. İleri geri, yukarı aşağı kaydırma işlemini elektrikli yapıyordunuz. Ama yolcu koltuğu manueldi. Bunda yolcu koltuğunu elektrikli yapmışlar. Artı olarak hafızalı, şoför koltuğu hafızalı. Birkaç farklı açıyı hafızaya aldığınız zaman, hatta o belli bir profili durup tanımlayıp o profili aktif ettiğiniz zaman koltuk orijinal yerine geri geliyor. Tavandaki sunroof ve işte açılır tavan C5 Aircross'a göre ufak ve bir eksi taraf perdesi, yani kapağı diyeyim, manuel açılıp kapatılıyor. C5 Aircross'ta o perdeyi de otomatik olarak açıp kapatabiliyordunuz. Bu bence bir geri getirme. Orta konsol kısmında ikisi de iyiydi. O da çok iyiydi. Onda da çok fazla göz vardı. Kol dayamanın içi onda bayağı büyüktü. Bunda birazcık daha ufak ama soğutma var. Kablosuz şarj özelliği onda da vardı, bunda da var ama işte kablosuz şarjı taktığınız zaman, C5 Aircross'tan bahsediyorum, Android Auto'yu aktif etmek istediğinizde orada bir kablo karmaşası oluyordu. Çünkü kablosuz bağlanamıyordunuz araca. Tabii ki telefon, çağrı, görüşme, onlar kablosuz oluyordu ama ekran navigasyonu kablosuz aktaramıyordunuz. Bunda oraya telefonunuzu koyuyorsunuz, kablosuz olarak işte Google haritaları veya işte Android Auto'yu ekrana aktarabiliyorsunuz ama az önce telefonum çok ısındı. Bayağı bir cayır cayır yanar pozisyonu geldi. Demek ki o kablosuz şarjda, yine altını çiziyorum, C5 Aircross'ta böyle bir sorun yoktu.
ısınma sorunu olabilir. Onu artık test ederek bulmaya çalışacağız. Dış görünüş olarak bu araç bayağı spor. Daha uzun, daha geniş ama C5 Air Cross'a göre biraz daha alçak tabii ki. Koltuk konforu tabii ki C5 Air Cross'ın o yumuşak koltukları gerçekten çok rahat ve uzun yolda özellikle çok rahat ediyorsunuz, yani hiçbir sorun yaşamıyorsunuz, ama bunda da daha sportif görünümlü, daha ergonomik gibi gelen koltuklar diye var ve bahsettiğim ekstra özellikleri var tabii ki. Yine bir farklılık olarak bu aracın dört tarafında kamera var. Yani park ederken önünüzü, arkanızı, sağınızı, solunuzu tamamen seçebiliyorsunuz bu arada kamerayı. Rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Peugeot grubunun en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi şu küçük direksiyon. Daha önce 3008 de kullanmıştım. Onda da öyleydi. Yine bunda geri geldi. Bayağı kendinizi böyle bir Formula 1 arabası sürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Videonun ilk bölümünden şimdilik bu kadar. Ara ara videolara eklemeler yapacağım. Yakıtla alakalı bilgi vereceğim ve aklıma geldikçe de farklarından bahsedeceğim. İlk molamızı highway'de verdik arkadaşlar. Şu ana kadar size göstermeye çalışıyorum. Şöyle silinmiş ekranda. 197 kilometre yaptık ve 6.1 kilometre ortalama, ki hızımız da 91 kilometre. Şöyle size Android Auto'yu da göstereyim. Ortalama 91 kilometre hızla gelmişiz. Tabii yolda ara ara hızlandık, ara ara yavaşladık. Ama 6.1 litre benzinli bir araç için bence çok iyi bir değer. Yani birazcık daha düşürmeye çalışsanız inanın 6 litrenin altına çok rahat düşürürsünüz. Bu arada kablosuz Android Auto bağlantısı da bu şekilde. Ekran tamamen Google haritalarla kaplayabiliyorsunuz ve burada pek çok uygulamayı da yönetme şansınız var. Şöyle Android Auto ile beraber gelen pek çok uygulama buraya geliyor ve ekleniyor. Haritaya bastığınız zaman da trafik verisi de dahil haritayı kullanabiliyorsunuz. Konfor konusunda araç gerçekten beklediğimden daha iyi çıktı. Özellikle masaj bayağı keyifli oluyormuş. Onu denedik az önce. Bayağı güzel oluyormuş. Bagaj boyutu da iyi. Tabii hani bununla alakalı pek çok video var ama C5 Air Cross'tan bu araca geçtiğimiz zaman belki yükseklik olarak bagaj hacmimiz düşmüş olabilir ama toplam hacimde bilmiyorum. Bu aracın da bagajı benim gayet hoşuma gitti. Aracın tüm göstergeleri, renklerini değiştirebiliyorsunuz, kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca şu kenarda ambiyans aydınlatma ışıkları var. Birazcık çok az, hani bu eleştirebileceğim bir nokta olabilir. Sadece ön kapılarda işte böyle bir 30-35 santimlik bir ışıklandırma var. O birazcık daha, bizim eski 3008'imiz vardı. Ondaki gibi tavan camının etrafında ve arka kapılarda da olsaydı Octavia Sport vardı bizde mesela. Onda da aynı şey geçerli. Orada böyle bardaklıkları falan etrafında da ışık vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Birazcık daha artırılabilseydi gerçekten güzel olurdu. Aracın ses sistemini daha deneyimleyemedik. Çünkü kendi müziklerimizin olduğu bir flash belli. Bu araca bağlayamadık. Çünkü bu araçtaki tüm USB'ler Type-C formunda ve işte normal tip A dediğimiz USB bellekleri buna takamıyorsunuz. Ama tabii ki YouTube müzik vesaire yapılabilir. Şu anda onları deneyecek kadar vaktimiz olmadı. Bunları zamanla test edeceğiz. Ama aracın yakıt olayı gerçekten hoşuma gitti. Hani ben birazcık daha fazla yakması, 7 litreler civarında yakmasını bekliyordum. Gitgide de azalıyor. Şu an Eco modda kullanıyorum. Gerçi satıcı arkadaş normal modda kullanmamı tavsiye etmişti ama ya sonuçta adam buraya Eco mod koyduysa bir bildiği vardır. Yani aracı bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Aracın C5 Air Cross'tan farklı yanlarından bir tanesi de otomatik girişle alakalı arkadaşlar. C5 Air Cross'ta hem yolcu hem de şoför kapısında anahtarsız giriş için ön var ve kitleme de yapabiliyorduk. Ancak bunda sadece şoför tarafından yapılıyor. Ama şöyle bir farkı daha var ki araca yaklaştığınız zaman cebinde anahtar varsa, ki bunu açıp kapatabiliyorsunuz bu özelliği. Cebinizde anahtar varsa araca yaklaştığınız zaman aracın kapıları otomatik olarak açılıyor. Bu da AVM tarzı yerlerde aracı ararken birazcık daha işinizi kolaylaştırabilir. Bagaj kapağımız yine elektrikli ve yine ayakla açıp ayakta kapatabiliyoruz. Ayrıca videonun başında da söyledim. İçeri düğmeye koymuşlar. İçeride bir düğmeyle bagaj kapağını açma şansınız var. C5 Air Cross'ta neden kaldırmışlardı hiç anlamadım şeylerden bir tanesinde. Bu arada şu an aracın kendi navigasyonunu açtım. Tabii ki burada bir trafik verisi almıyor ama hem grafikleri hem çözünürlüğü oldukça güzel ve bu navigasyonu önünüzdeki ekranda alabiliyorsunuz. Yani buradan
takip edebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde işte medyaya ya da başka bir ayarları geçmeniz gerektiği zaman navigasyon buradan devam edebiliyor. Burada da görebiliyorsunuz. Bu ekranlar çok çeşitli şekillerde özelleştirilebiliyor. Bu özelleştirmelerle alakalı çok daha denemeler yapmadık. Ancak çok fazla seçenek var. Tabii ki renk seçeneği var. Tabii ki işte tema seçenekleri var. Ama bunlar için birazcık daha kullanmamız lazım. Şu an yolculuğumuzun 222. kilometresindeyiz ve aracın şu anki ortalama yakıtı 5.7 litre arkadaşlar. Yani gittikçe, ilerledikçe ortalama yakıtımız düşmeye devam ediyor. Bu arada şu öndeki ekrandaki 3 boyut efekti gerçekten çok hoş. Onu da yine kapatıp açabiliyorsunuz ama gerçekten güzel gözüktüğünü söylemek zorundayım. Ayrıca bazı kullanıcılar şu direksiyon simidinin bu ekranı kapattığını söylemişler. Bu direksiyon simidinin yüksekliğini ayarlayarak rahat bir şekilde ekranın önünü açabiliyorsunuz. Yani alçak oturmayı seviyorsanız direksiyonunuzu da alçaltmanız lazım. Yüksek oturmayı seviyorsanız yine istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sonuçta o bir problem gibi gözükmüyor. Yine aracın iç dizaynı, malzeme kalitesi gerçekten çok hoş. Yani neredeyse her tarafında yumuşak plastikler kullanılmış. Bir arka tarafta kapıların üstünde sert plastik var. Ama burada elinizin değdiği her yerde bir kalite algısı var. Yani bir kalite hissi duyuyorsunuz. Bölmeler konusunda da oldukça cömert. Yine şurada kablosuz şarj bölümümüz var. Az önce gösterdim. Bir telefon oraya koyabilirsiniz. Şurada büyükçe bir göz var. Burada bardaklıklarımız var ki üstü kapanabiliyor. Üstü kapattığınız zaman oraya bir şeyler koyabilirsiniz. Şurada yine telefonu koyabileceğiniz, biz şu an bozukları koyduk. Bir tane kullanılmış istakmanlıyor var. Orayı da kullanabilirsiniz ve burada oldukça büyük bir kol dayamanın altında saklama gözü var. Vites olarak buradaki seçiciler C5 Aircross da aynı. Yani buralarda bir farklılık yok. Vitesin şu tarz sadece düğme şeklinde olması gerçekten çok hoş ve hem de yer kaplamadığı için size daha fazla alan kalmasını sağlıyor. Torpido gözümüz de fena büyüklükte değil. Işıklı bir torpidomuz var. Bizim çocuğun Nintendo'su orada. Ama gayet güzel bir alan. Kapı içlerindeki bölmelerde zeminde halı kaplama var. Yani orada bir kumaş kaplama var. Kenarlar yine plastik ancak zeminde dahil olması bize avantaj sağlayacak diyorum. Arkadaşlar oğlum da bir ekleme yapmak istiyor. Yani şuradaki renklerin nasıl değiştiğini size göstermek istiyor. Gösterir misin oğlum? Hem de anlatabilirsin. Tamam, şimdi ayarlara basıyoruz. Yukarıya gidiyoruz. Ve şimdi kişiselleştirmeye basıyoruz ve ekran rengine basınca burada değiştirebiliyorsunuz. Değiştir bakalım. Mesela kırmızıya basınca kırmızı oluyor gördüğünüz gibi. Beyaz dersek beyaz oluyor. Mavi de mavi. Şu altta bir tane daha var. Seç bir renk bakalım, en sevdiğin rengi. Ben kırmızıyı seviyorum. Tamam. Şimdi geriye gidebiliriz. Ekran kişiselleştirme menüsü de burada. Ancak buralarda sürüş esnasında değişiklik yapamıyorsunuz. Arkadaşlar yolculuğumuzun sonuna geldik. Şu an kartal gişelerden geçiyoruz. Size de göstereyim. 5.6 litre ortalamayla geldik. Kuzey Marmara Otoyolu'nda birazcık basmak gerekti. Oralarda yakıt tüketimi, yani 5.4'lere kadar düşmüştü. Ancak 5.6 kilometreyle yolculuğu tamamladık. Son 10 kilometre civarı bir şey kaldı. Nasıl bir yolculuk geçti? Güzel bir yolculuk geçti. Bence ekonomik bir yolculuk oldu. Yani benzinli bir araç. Biliyorsunuz benzin şu an mazottan da daha uygun fiyatta ama yani dizel bir araç kullanıyormuş gibi ortalama bir yakıtla geçtik, geldik. Ben araçtan açıkçası Ankara-İstanbul yolunda oldukça memnun kaldım. Zaten test ederek ve işte bolca video izleyerek aldığım bir araçtı. Fiyatına göre bence iyi bir araç. Web sitesinde 1.970.000'lerde fiyat yazılıyor. Bayiye gittiğiniz zaman 1.700.000'lerin altında fiyat alabiliyorsunuz. Ama videonun başında da söyledim, Ankara'da Ankara bayisi ile İstanbul'daki bayiler arasındaki fark ortalama 45-50 bin TL. Dolayısıyla başka illerdeki bayilere de sorabilirsiniz ki Göran devasa bir bayi ve ben aracı teslim almaya gittiğimde inanılmaz bir kalabalık vardı içeride. Hem araç teslimleri hem araçları soranlar
Yani araç üretimindeki sıkıntının ortadan kalkmış olması piyasada bir bolluğa yol açmış ve fiyatlarda da olumlu yönde bir düşüş mevcut. Bu dönemlerde araç almayı düşünüyorsanız bence değerlendirebilirsiniz. Bu aracı da bence aradaki farka değecek kadar iyi bir fırsatla temin edince de almak istedim. Herhangi bir sıkıntım yoktu. Bir sonraki aracım yine eğer ki kasada bir değişiklik vesaire olursa yine C5 E-Cross alabilirim. Çünkü kesinlikle fiyatını çok hak eden bir araç o da. Ama bu araç içinde şu 459 kilometrelik geçen süreçte aynı şeyleri düşünüyorum. Peugeot gerçekten iyi bir iş çıkarmış. Hem ekonomik, hem makul, hem konforlu, hem bol bol opsiyonları olan oldukça teknolojik bir araç vermiş. 800 metre sonra. Aracın teknik özellikleriyle ve oyuncaklarıyla alakalı başka videolarda çekmeyi düşünüyorum. Bu bir yol videosuydu. Daha önce bir defalarca çektiğimiz videolarda bu şekilde bu videoyu da yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlarınızı kanala davet edebilirsiniz. Ayrıca bu araç kendi aracımız olduğu için bu araçla alakalı aklınıza gelen her şeyi sorularda bana yöneltebilirsiniz. Sağdaki çıkış elinden geldiğince soruları yanıtlamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.